İlk yardım ve acil sağlık hizmetleri 11. bölüm sıcak ve soğuğa maruz kalmalarda ve boğulmalarda ilk yardım. Sıcak ve soğuğa maruz kalmak çevresel aciller içerisinde önemli bir yere sahiptir ve kırsal ve kentsel tüm bölgelerde sıklıkla karşılaşılabilecek durumlardır. Sıcağa bağlı aciller tüm yaş gruplarını etkilemekle beraber reaksiyonların şiddeti yaşlara göre değişmektedir. Örneğin sıcak krampları 17 yaşındakilerde, sıcak bitkinliği 40 yaş ve sıcak çarpması 60 yaş grubu insanlarda daha sık görülebilir. Soğuğa bağlı acillerde ise vücudun bazı kısımlarında veya tümünde yaralanmalar meydana gelebilir. Soğuğa maruz kalmanın belirtileri sıfırın altında veya üstündeki ortamlar ve maruz kalma sürelerine göre değişir. Vücutta kimyasal reaksiyonların gelişebilmesi için vücut sıcaklığı 37 derece civarında belli sınırlar içinde korunmalıdır. Ancak aşırı soğuk nedeniyle soğuğa maruz kalınması durumunda vücut sıcaklığı düşer ve bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşmasıyla dokuda hasar oluşur. Boğulmalar ülkemizde kaza ölümleri arasında önemli yer tutmaktadır. Boğulmalardan özellikle suda boğulma, kaza sonucu görülen ölümler arasında 3. sırada yer almaktadır. 2 yaşın altında 10 ila 19 yaş arası ergenlik yaş grubunda ve özellikle yaz aylarında daha fazla görülmektedir. Tatlı ve tuzlu suda boğulmalarda dokularda meydana gelen zedelenme ve olumsuz etkiler birbirlerinden farklıdır. Tatlı ve tuzlu sulu boğulmalarda dokularda meydana gelen zedelenme ve olumsuzluklar dediğimiz gibi birbirinden farklıdır. Ancak boğulma ister tatlı suda isterse tuzlu suda olsun başlangıçta yapılması gereken ilk yardım uygulamaları aynıdır. Sıcak ve soğuk acilleriyle boğulma vakaları her zaman ve her yerde görülebilir. Bu durumlardan birbiriyle karşılaşmış ve zarar görmüş yaralılara uygun acil yardım yapılarak yaşamsal tehlikeyi ortadan kaldırmak ve yaralının yaşamsal fonksiyonlarındaki kayıpları önlemek çok önemlidir. Bu bölüm sonunda elde edeceğimiz bilgilerle sıcak ve soğuk acillerinde ve boğulmalarda acil yardım uygulamalarını öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Sıcağa bağlı acil durumlar. İnsan vücut sıcaklığı 37 derece kadardır ve damarların genişletilmesi veya daraltılması solunum ve cilt yolu yani terleme ile bu sıcaklık sabit tutulmaya çalışılır vücut tarafından. Vücut ısı ile karşı karşıya kaldığında sıcaklığı 37,8 santigrat derecede tutmaya çalışır. Ancak ilaçlar, egzersiz, çevrede yüksek derecede ve yangın ısı özellikle yaşlılar ve çocuklarda ısı mekanizmasının bozulmasına ve vücut sıcaklığının artmasına yol açacaktır. Vücut değişik ısılara terleme ile tuz miktarını ayarlayarak adapte olmaya çalışır. Yeterli su kaybetmenin vücudu serinletici etkisi olduğu düşünülmektedir. Terleme ile sıvı kaybı saatte 1,5 litreye ulaşabilir. Normalde insan terlediğinden kilonun %5'i kadar sıvı kaybını tolere edebilir. Eğer terleme ile aşırı tuz kaybı olursa ve yerine konmazsa dehidratasyon denilen vücutta aşırı sıvı kaybı görülebilir. Sıcak havaya uzun süre maruz kalmak veya çok sıcak bir ortamda bedensel etkinlikte bulunmak sıcak ödemi, kramplar, yorgunluk ve sıcak çarpması gibi durumlara yol açabilir. Sıcak ödemi. Kişi aşırı sıcakla karşı karşıya kaldıktan sonra ellerde, ayaklarda ve ayak bileklerinde üzerine basıldığında iz bırakan ödem oluşur. İkileme uyum sağlayamayan yaşlı ve çocuklarda daha sıklıkla görülür bu durum. Birkaç gün sürülebilir. Bu ödem kendiliğinden birkaç gün içinde çözülür. Hiçbir komplikasyon yani yan etki olmaz. Sıcak ödemi oluştuğunda ödemli bölgeye yükseltilmelidir. Sıcak ortamlardan uzaklaştırılmalıdır. Sıvı alımı artırılmalıdır. Sıcağa bağlı kramplar, sıcak kramplara terleme yoluyla vücuttan büyük miktarda sıvı kaybedildiğinde meydana gelir. Çalışırken veya egzersiz sırasında veya birkaç saat sonrasında görülebilir. İkileme uyum sağlayamayan işçiler ve atletlerde çok aşırı egzersiz yapan kişilerde elektrolit eksikliğinden dolayı bacaklarda, omuzlarda ağırlıklı kramplar, halsizlik, kalp atımızın da artma yani taşikardi, soluk ve nemli bir cilt, bulantı, aşırı idrar yapma görülür. Sıcağa bağlı kramplar oluştuğunda kişi serin bir yerde dinlendirilmeli. Kramp giren bacak hareket ettirilmeli. Dar giysiler varsa çıkarılmalı. Eğer yanıt veriyorsa ve bulantı yoksa kişiye içmesi için soğuk bir şeyler, su, ayran, meşrubat gibi şeyler içirilmeli. Aşırı aktiviteden kaçınılması yararlıdır. Sıcağa bağlı yorgunluk. Aşırı sıcak ortamda sıvı ve elektrolit kaybı sonucunda ortaya çıkar bu durum. Sıcak durgunluğu veya bitkinlik de denir. Genellikle aşırı sıcakta bulunan çocuk, hasta ve yaşlılarda veya aşırı egzersiz yapan kişilerde görülür. Hastalar bayılma, baş ağrısı ve baş dönmesi, halsizlik, nadiren bulantı ve kusma, karında kramplardan şikayetçidirler. Aşırı terleme sonucu deri soluk ve nemlidir. Terleme nedeniyle vücut sıcaklığı düşük
normal veya yüksek olabilir. Sıcağa bağlı yorgunluk durumunda yapılması gerekenler. Kişi bulunduğu ortamdan serin bir yere alınır. Eğer varsa üzerindeki kalın giysiler çıkarılmalı, dar giysiler gevşetilmeli. Hasta sırt üstü yatırılmalı ve bacakları 15 ila 30 cm yükseltilmeli. Ortamın soğutulması veya aniden ısı düşüklüğüne gidilmemelidir. Ortam oda ısısından aşağı inmemeli. Eğer yanıt veriyorsa ve bulantı yoksa kişiye içmesi için soğuk ve tuzlu içecekler verilmeli. Cilt havalandırılmalıdır. Başa ve vücuda konulan sıcak havlularla kişi serinletilmeye çalışılmalı. Sıcak çarpması, sıcak etkisiyle oluşan sıcak çarpması erken müdahale edilmediği takdirde ölüm ihtimali çok yüksek olan bir durumdur. Vücudun ısı düzenleyici mekanizmaları bozulmuştur. Vücudun sıcaklığı aniden tehlikeli düzeylere çıkabilir. 40 santigrat derece ve üzerindeki vücut sıcaklığı hücrelerde ve özellikle beyin hücrelerinde ve kan damarlarında hasara neden olur. Kalp atım sayısı artar. Hastada klinik olarak nörolojik şok tablosu görülür. Sıcak yaz günlerinde arabada kilitli olarak yalnız bırakılan çocuklarda da ölüme yol açabilir. Sıcak çarpmasından özellikle sıcak hava dalgaları oluştuğunda ileri yaşlık kişiler, çocuklar, kalp tansiyon, diyabet, kanser ve böbrek hastaları gibi kronik hastalığı olanlar fazlasıyla etkilenir. Alkolikler, obezler ya da çok zayıf olanlar idrar söktürücü ve yatıştırıcı ilaç alanlarda daha fazla etkilenen grup arasında sayılır. Egzersize bağlı sıcak çarpması ise genellikle genç ve sağlıklı kişilerde aşırı sıcak ve nemli havalarda görünür. Sıcak çarpmış kişiler terleyemezler. Derileri kuru, çok sıcak, yani vücut sıcaklığı 40 santigrat derecenin üzerindedir ve kırmızıdır. Kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, konuşma bozukluğu, halsizlik, bilinç bozulması, bayılma ve hatta koma görülebilir. Bulantı, kusma, ishal ve kas krampları da tabloya eşlik edebilir. Sıcak çarpması birçok sistemi de etkiler. Ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği oluşabilir. Ateşin 40 derecenin üzerine çıktığı vakalarda kalıcı hasar gibi ağır sinir sistem bozuklukları oluşabilir. Sıcak çarpmasında yapılması gerekenler. 112 acil yardım merkezini çağırmadan önce mümkünse kişi serin, gölge ve havadar bir yere alınmalıdır. Eğer kişi yanıtsızsa hava yolu açılmalı, solunum kontrol edilme ve gerekiyorsa solunum desteği uygulanmalı. Fazla giysiler çıkarılmalı ya da gevşetilmeli. Hastanın vücut sıcaklığını düşürmek için ıslak havlu veya çarşafa sarılmalı ve çarşafın ıslak kalması sağlanmalı. Buz paketleri varsa hastanın koltuk altlarına, boynuna, kasıklarına ve başına küçük havlular içinde konulabilir. Bulantı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için 1 litre suya 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içirilmelidir. Eğer kişi hastaneye araba ile götürülüyorsa arabanın camları açık olmalı ve bir kişi yaralıya yelpaze ile hava sağlamalıdır. Sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler. Sıcak yaz günlerinde pamuklu terletmeye açık renkli ve hafif bol giyecekler tercih edilmelidir. Güneş ışığından koruyacak şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi aksesuarlar bulundurulmalı. Sıcakta aktivite yapılması gereken kişilerin ilk 15 dakika olarak başlayacakları aktivite süresi her gün 15 dakika uzaltılarak vücudun alışmasını sağlamaları önerilir. Kapalı ortamlar düzenli araklarla havalandırılmalı. Bol miktarda sıvı alınmalı. Doğrudan güneş ışığında kalınmamalı. Sıcak günlerde ağır yemeklerden kaçınılmalı. Vücut temiz tutulmalı. Gün içerisinde gerekiyorsa vücut sıcaklığını düşürmek için ılık duş alınmalıdır. Soğuğa bağlı acil durumlar. Vücuttaki kimyasal reaksiyonların gerçekleşebilmesi için vücut sıcaklığı 37 derece civarında belli sınırlar içinde korunmalıdır. Ancak aşırı soğuk nedeniyle soğuğa maruz kalınması durumunda vücut sıcaklığı düşer ve bölgeye yeterince kan gitmesi ve dokularda kanın pıhtılaşmasıyla dokuda hasar oluşur. Genel olarak soğuğa bağlı acil durumlar hipotermi ve lokal soğuk yaralanmalar olarak iki sınıfta incelenebilir. Hipotermi merkezi vücut sıcaklığının 15 derecenin altına düşmesidir. Vücutta radyasyon, konveksiyon, kondiksiyon, buharlaşma yollarıyla ısı kaybedilir. Radyasyon çevreye ısı yayma yani. Normal koşullarda vücudun en çok ısı kaybettiği yol radyasyondur. Hareket halinde bu enerji 2 ila 5 kat daha artabilir. Dış çevre sıcaklığı düştükçe radyasyon yoluyla kaybedilen ısı da artar. Konveksiyon yani vücut yüzeyindeki hava hareketiyle konveksiyonla olan ısı kaybı hava hareketinin hızına bağlı olarak arttığı için doğada rastlanan hipotermi olgularının en yaygın nedenidir. Uygun giyinme bu tip ısı kaybını büyük ölçüde azaltmaktadır. Rüzgar geçirmez dış giysiler konvektif ısı kaybını ortadan kaldırırlar. Kondiksiyon vücuttan daha soğuk olan bir iletkenle temas edildiğinde ısı kaybedilir. Su iyi bir iletken olduğundan suya düşmelerde hipotermenin sebebi kondiksiyondur. Giysiler sıcak olduğunda da kondüksiyonla büyük miktarda ısı kaybedilir. Bu durumda olan
ısı kaybı normalin 25 katı kadar olabilir. Buharlaşma, evaporasyon yani. Normalde vücut sıcaklığının %20 ila 30'u buharlaşmayla kaybedilir ve bunun da 2 bölü 3'ü deri yoluyla olur. Terleme soğuk havalarda bile az miktarda devam eder. Ayrıca nefesle alınan havanın ısıtılması ve nemli duruma getirilmesi için de ısı kaybedilir. Hipotermi düzeyleri. Hipotermide belirtiler vücut sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. Vücut sıcaklığındaki düşüşle birlikte ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir. Hafif hipotermi. Vücut sıcaklığı 32 ila 35 derece arasındadır. Cilt soluk ve soğuk, terleme, nabız titreme, nabız artışı, kan basıncı yüksekliği, takipne yani hızlı soluk alıp verme ve uyku hali seyreder. Orta derecede hipotermi, vücut sıcaklığı 30 ila 32 derece arasındadır. Terleme kesilir, titreme pardon kesilir, nabız ve kan basıncı düşer, zihinsel fonksiyonlarda yavaşlama, yutma ve öksürük refleksi kaybı vardır. Mide içeriği gibi yabancı maddelerin solunum sistemine gitmesi olarak tanımlanan aspirasyon genel komplikasyondur. Ağır hipotermi, vücut sıcaklığı 30 derecenin altındadır. Koordinasyon bozukluğu, konfüzyon, letarji yani sesli ve ağrılı uyaranlarla uyandırılabilir. Bırakınca tekrar uyur ve koma, uyandırılamayan yanıtsızlık hali gelişir. Hipotermide yapılması gerekenler, kişi soğuktan uzaklaştırılmalıdır. Kişinin rüzgardan etkilenmesi önemlidir. Isı kaybı önlenmelidir. Kişinin rüzgardan etkilenmesi önlenmeli yani. Isı kaybı önlenmeli. Islak kıyafetler varsa kurularıyla değiştirilir. Kişinin başı örtülü. Altına ve üzerine vücut sıcaklığını koruyacak battaniye, havlu, palto gibi şeyler yerleştirilir. Kişi yatırılmalı. Ani hareket ya da fiziksel egzersiz yaptırılmamalı. Eğer bilinci açıksa ve yutabilecek durumdaysa ılık ve şekerli içecekler verilmeli. Artan uyuma isteğine karşılık uyumaması sağlanmalı. Ciddi hipotermi durumunda tıbbi yardım istenmelidir. Hipotermide yapılmaması gerekenler, kişi ani olarak ısıtılmamalı. Hemen çok sıcak bir yere alınmamalı. Doğrudan bir ateşe, sobaya ya da herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakılmamalı. Sıcak su doldurulmuş şişeler, termoforlar, elektrikli battaniyeler kullanılmamalı. Masaj yapılmamalı, ovulmamalı. Sigara ve alkol verilmemeli. Bandaj yapılmamalı. Cilde ilaç, merhem ve benzeri şeyler sürülmemeli. Hipotermik kazada denen olay yerinde tamamen ısıtılmasına çalışılmamalı. Yeniden ısıtma hastane ortamında bile düzeltilmesi güç, çok ciddi kalp atım bozukluklarına neden olabilir. Bu ritim bozuklukları olay yerinde düzeltilemez. Lokal soğuk yaralanmaları. Soğuğa maruz kalan kulak, burun, alın, çene gibi küçük bölgelerde meydana gelen yaralanmalardır. Bu tip yaralanmaların şiddeti, soğuk havanın tipi, rüzgarın şiddeti, süresi ve neme bağlı olarak değişebilir. Lokal soğuk yaralanmalar uçların donması, yani soğuk şişi, frostnip yani siper ayağı, immersiyon ayağı şeklinde donma şeklinde görülebilir. Uçların donması yani soğuk şişliği, frostnip, ellerin ayakların soğuktan çatlayıp şişmesiyle görülen sekel iz bırakmayan soğuk yaralanmasıdır. Bu durum ağırlı olmadığı için birey bunun bir soğuk yaralanması olduğunu anlamayabilir. Burun, el ve ayakta soğuk nedeniyle oluşan kızarıklık, şişme ve bazen de deride soyulmalar olabilir. Hafif ve yüzeysel bir hasar vardır. Denizciler ve dağcılar sık etkilenen gruplardır. Ellerin koltuk altlarına sokulması, burnun avuç içlerine alınması yarar sağlar. Yeniden ısıtmada bu bölgelerde karıncalanma ve kızarma olabilir. Siper ayağı yani trench coat. Siper ayağı uzun süre yani 10-12 saat arası soğuk suya veya soğuğa maruz kalma sonucu ayaklarda görülür. Genellikle soğuk havada avlanan avcılar, yaya yürüyenler, askerler ve balıkçılarda görülür. Islak bot ya da ayakkabının uzun süre çıkarılmaması, havanın soğuk olması ve kişinin uzun süre hareketsiz kalması siper ayağının oluşmasına önemli etmenlerdir. Başlangıçta karıncalanma ve uyuşukluk görülür. Zaman içinde bu tablo ilerler, ödem ve büller yani kabarcık gelişir. Bu durum devam ederse donan kısımda iskemi yani doku beslenmesinin bozulması gelişir. Çok ağrılıdır. Ayaktaki ıslak ayakkabı veya bot çoraplar çıkarılmalı. Ayak yavaşça ısıtılmalı ve ısıtılmış bölge tekrar soğuğa maruz bırakılmamalıdır. Donma. Donma dokuların soğuk hava, su, sıvı ya da gaza maruz kalmasıyla oluşan yaralanmalardır. Donma en ciddi lokal soğuk yaralanmasıdır. Donmada hücrelerdeki sıvı donarak kristal hale gelir. Buz eridiği zaman hücrede hasar oluşur veya kangren oluşarak kalıcı hasara sebep olabilir. Yaralı halsiz ve uykuludur. Hareketleri ağır ve ağrılıdır. Donmaya maruz kalan insanların çoğu açık havada
çalışanlar, ruhsal durumu bozuk olanlar, evsizler ve uzun süre açık arazide yapılan sporla uğraşanlardır. Yetersiz giyim ve hareketsizlik daha önceden donma uykusunun bulunması kolaylaştırıcı etmenlerdir. Isı ne kadar düşükse ve maruz kalma ne kadar uzunsa dokuların etkilenmesi de o ölçüde fazladır. Kötü beslenme, enfeksiyon, şeker hastalığı, vasküler yani damarlara ait hastalıklar, daha sonra sigara ve alkol kullanımı doku zedelenmesini ve işlevlerini etkileyen diğer etmenlerdir. Lokal donmalarda en çok etkilenen bölgeler eller ve ayaklardır. Bunların yanında burun, kulak ve kornea sık etkilenen diğer dokulardır. Klinik olarak başlıca 3 grupta incelenebilir. Birinci derece donuk, en hafif şeklidir. Erken müdahale edilirse hızla iyileşir. Deride solukluk, soğukluk hissi olur. Uyuşukluk ve halsizlik görülür. Daha sonra kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur. Ortalama 5-10 gün sonra deride soyulma görülür. İkinci derece donuk, soğuğun sürekli olmasıyla belirtiler belirginleşir. Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur. Ödem, şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar büller meydana gelir. Su dolu kabarcıklar iyileşirken siyah renkli kabuklara dönüşür. Üçüncü derece donuk, dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatlarıyla ayrılan siyah bir bölge oluşur. Donmada ilk yardım. İlk olarak mümkünse yaralı donma bölgesinden uzaklaştırılmalı. Böyle bir hasta öncelikli olarak 20 derece civarında oda sıcaklığını almalı. Gerekirse hava akımını kesmek için çevresine rüzgarlık gerilmeli. Donmuş vücut kısmındaki elbiseler ve ayakkabı çıkarılmalı. Eğer elbiseler donmuş ve deriye yapışmışsa hafif ılık bir su uygulanarak buzun erimesi sağlanmalı. Kuru ısıtılmış giysiler giydirilmeli ve kuru sıcak battaniyelerle örtülmeli. Yaralının yüzük, saat, bilezik gibi takıları varsa çıkarılmalı. Donma nedeniyle şişlik oluşursa bunlar kol ve parmağı sıkarak dolaşıma bozmaktadır. Yaralı karla ve elle ovuşturmamalı. Masaj yapılmamalıdır. Yaralı elle tutularak ve nefesle ısıtılmalıdır. Daha sonra donmuş organ alev ateşe tutulmamalı. Aşırı sıcak suya sokulmamalı. Donmuş kişi soba, lamba gibi lokal ısı kaynaklarına uzak tutulmalı. Ayaklarında donma olan birey yürütülmemeli. Yaralı sedye ya da sırt tahtası ile taşınmalı. Yaralının bilinci yerindeyse ılık, şekerli, içinde alkol bulunmayan içecekler verilmeli. Deride oluşan su dolu kabarcıklar delinmemeli. Eğer 30 dakika içinde donan yer normal renk ve sıcaklığını kazanmışsa o yer 40 derecelik bir sıcak suya batırılmalı. Derinin sıcaklığı, rengi ve dokunma hissi 30 dakika içinde düzelmemişse hemen hastaneye gönderilmeli. Boğulmalar. Boğulma, nefesi alamama neticesinde vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi ve dokularda bozulma meydana gelmesidir. Dilin boğazı tıkaması, boğazın gıda, su, yabancı maddeyle bloke olması ya da asılma gibi nedenlerle kişinin bozulmasıdır. Genel boğulma belirtileri nefes almada güçlük, gürültülü, hızlı ve derin solunum, ağızdan balgam toplanması ve köpüklenme, yüzde dudaklarda ve tırnaklarda morarma ve bayılma olarak özetlenebilir. Boğulma türleri solunum tıkanması ile meydana gelen boğulmalar. Her yıl pek çok kişi yabancı cisimle hava yolunun tıkanması nedeniyle kaybedilmektedir. Yetişkinlerde ve çocuklarda boğulmalar genellikle yemek yerken olur. Ayrıca çocuklarda leblebi, fındık gibi yiyeceklerle birlikte bozuk para, jeton düğme gibi nesneler de boğulmalara neden olabilmektedir. Büyük ve iyi çiğnenmemiş lokmalar, takma dişler ve aşırı alkol alımı, ağızda lokma veya başka cisim varken oynama, koşma, konuşma, ağlama, hapşırma, gülme risk nedenlerini oluşturmaktadır. Yabancı bir cisme bağlı olarak hava yolunun tam tıkanması durumunda kişi hiç nefes alamaz, ses çıkaramaz ve öksüremez. Hava yolu kısmen tıkanmışsa ani solunum sıkıntısı, zayıf veya sessiz öksürme ve hırıltı ortaya çıkar. Suda boğulma. Suda boğulmalar özellikle yaz aylarında çok fazla görülen kaza ile ölüm nedenlerindendir. Suda boğulmalarda boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılmasına bağlı olarak çok az miktarda su akciğerlere girer. Suda boğulanlarda özellikle soğuk havalarda 20 ila 30 dakika geçse bile suni solunum ve kalp masajına başlanmalıdır. Suda boğulmak üzere olan bir kişi var ise kurtaracak kişi önce kendi güvenliğini düşünerek davranmalı. Mümkünse ona ulaşabilecek bir araç aranmalı. Tekne, kayık yok ise can simidi, bu da yok ise kalas, araç lastiği bile kullanılabilir. İple boğulma, asılma yani. Genelde intihar amacıyla kullanılan bir ölüm şeklidir. Boyuna geçirilen iple yüksekten atlama veya ayak altındaki bir cismin tabure ve sandalye ve benzeri iteklenmesiyle gerçekleştirilir. Oluşan ani düşmeye ve ağırlığın etkisine bağlı olarak servikal vertebralarda yani boyun omurları kırık veya çıkıklar meydana gelir ve medulla spinalis yani omurga yaralanması gelişir. Omurga yaralanmasını takiben solunum yetmezliği ve şuur bulanıklığı gelişir ve
Bunu ölüm takip eder. Asılmış birisini kurtarırken öncelikle yaralı yukarı doğru kaldırma ve boyun sabit tutularak indirilmeli. Boyunda derecesi tam olarak bilinmeyen incinmenin daha fazla ilerlemesi önlenmeli. Yaralı hemen yere yatırılarak solunum desteği sağlanmalı. Solunumun durduğu bu tip yaralanmalarda kalbin bir süre daha, yani 10 ila 20 dakika çalışmış olabileceği unutulmamalıdır. Boğulmalarda ilk yardım. Solunum yolunun tıkanmasıyla meydana gelen boğulmalarda ilk yardım. Yetişkinde hava yolunda tıkanmaya yol açan yabancı cismin çıkarılması, hava yolu tıkanan kişi soluyorsa öksürmeye teşvik edilmeli. Başka bir girişimde bulunulmamalıdır. Hasta solunum ve öksürüğü zayıflamaya veya kaybolmaya başlamışsa derhal sırta vurma işlemi gerçekleştirilmelidir. Sırta vurma, belirgin bir yabancı cisim yerinden çıkmış veya gevşemiş parsiyel diş protezleri varsa bunlar çıkarılır. Hastanın yan ve hafifçe arka tarafında durulur. Bir elle göğüs kafesinden destek olurken hasta öne doğru eğilir. Böylece yabancı cisim yer değiştirecek olursa solunum yollarından daha aşağıya gitmesi yerine ağızdan dışarıya doğru gitmesi sağlanır. Diğer elin avuç içiyle hastanın iki skapulası yani kürek kemiği arasında 5 defaya kadar kuvvetlice vurulur. Sırta vurma yöntemiyle başarılı olamıyorsa abdominal basıl yani hemlik manevrası uygulanır. Hemlik manevrasının uygulaması şekilde var arkadaşlar, ekranda görüyorsunuz, bunu anlatacağız. Abdominal basınç yani hemlik manevrası. Kişinin arkasında durulur. Kişi ayakta ya da oturup pozisyondayken arkasına geçilerek gövdesi kavranır. Bir el yumruk yapılarak baş parmak çıkıntısıyla mide üst bölümünde yani göğüs kemiği altındaki kısım yan taraflarının bu kaburgaların oluşturduğu üçgen bölgeye gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer ile yumruk yapılan el kavranarak kuvvetlice aşağı yukarı doğru 5-10 defa basınç uygulanır. Hasta yarı kaldırılıp indirilir yani. Hastanın öne doğru iyice eğilmiş olmasına dikkat edilir. Her bir vuruş bir öncekinden bağımsız olarak yapılmalıdır. Vuruşlara beşerli seriler halinde yabancı cisim çıkana veya kişinin bilinci kapanana kadar devam edilir. Bilinci kapandığı halde yabancı cisim çıkmamışsa derhal yeniden canlandırma uygulamasına başlanır. Ancak her soluk vermeden önce dil çene kaldırma hareketiyle ağız açılır ve ağız içinde yabancı cisim olmadığına bakılır. Yabancı cisim görülürse çıkarılır. Kişinin ağzında yabancı cisim aramak üzere asla körlemesine parmak sokulmaz. Bir dakika içinde hava yolu açılmazsa ileri yaşam desteği uygulamaları gerekir. Bilinç kaybı gelişen bireylerde ilk yardım. Hava yolu yabancı cisimle tıkanmış olan bir hasta herhangi bir anda bilincini kaybederse bu durum larynksi kaslarının gevşemesine ve havanın akciğerleri geçmesini engellemesine neden olur. Böyle bir hastada hasta sırt üstü yere yatırılır. Baş geriye doğru itilir ve ağızda görülebilir bir yabancı cisim varsa çıkarılır. Çene öne doğru çekilerek solunum yolları açılır. Bak dinle hisset yöntemiyle solunum olup olmadığı kontrol edilir. 2. Suni solunum uygulamaya geçilir. 2. Suni solunum uygulamaya çalışılır. 5 kez suni solunum için uğraşıldıktan sonra etkili solunum yaptırılmışsa dolaşım belirtileri kontrol edilir. Kalkma, sızına veya solunum uygulamaya başlanır. 5 kez suni solunum için uğraşıldığı halde etkili solunum yaptırılamamış ise hastanın kalçasına yakın diz çökülür ve bacakları üzerinde ata biner gibi durulur. Bir el hayası hastanın karnına göbek üzerine kisifoid yani göğüs kemiğinin en alt ucu altına yerleştirilir. Diğer eli birincinin üzerine konur. İki elle hızla bastırarak yukarı içe doğru itilir. İşlem 10 ila 6 kez tekrarlanır. 6 ila 10 kez tekrarlanır. Ağız içi parmakla kontrol edilerek yabancı cisim çıkıncaya kadar işleme devam edilir. Abdominal yani karına basınç tekniği eğer çevrede kurtaracak birisi yoksa yaranın kendisi tarafından da yapılabilir. Daha sonra yaralı eliyle abdominal basınç yapılabileceği gibi bir sandalyenin arkasına veya masaya abdominal bölgesi dayayarak basınç yapabilir. Abdominal basınç tekniği çocuklarda da aynı şekilde uygulanmaktadır. Bebeklerde hava yolu yolunda tam tıkanmaya yol açan yabancı cismin çıkarılması. Bebeklerde hava yolu basınç yabancı cisme tam olarak tıkanmış ve bilinç henüz açıksa dönüşümlü olarak sırta vuruş ve göğüs basısı yapılır. Bu girişimlere yabancı cisim çıkana veya bebeğin bilinci kapanana kadar devam edilir. Sırt vuruşu ve göğüs basısı şu şekilde yapılır. Bebek sırt üstü pozisyonda kurtarıcının ön kolu ile kolu üzerine yatırılır. Bebeğin başı bedeninden hafifçe aşağıda olmalıdır. Bebeğin başı ve alt çenesi aşağıdan desteklenmeli ancak boğazına bastırılmamalı. Kurtarıcı bebeğe yerleştirdiği kolunu bacağına yaslayarak destek sağlamalı. Diğer elin
tümsek kısmıyla bebeğin sırtına, yani skobular köbek kemikleri arasında 5 kez vuruş yapılır. Vuruşlar aşağıya ve ileriye doğru yapılmalı. Sırt vuruşuyla yabancı cisim çıkmamışsa bebek göğüs kafası yapmak üzere sırt üstü ve baş hafif aşağıda olacak şekilde çevrilir. Çevirme işlemi sırasında sırt vuruşu yapan el bebeğin başının arkasına yerleştirilerek baş desteği sağlanır ve bebek kurtarıcının iki kol arasındayken sırt üstü pozisyona çevrilir. Sırt üstü pozisyonda ve başı aşağıda olacak aşağıda olarak kurtarıcının koluna yatırılan bebeğin başı arkadan aynı taraftaki elle desteklenir ve kurtarıcı kolunu bacağına yaslayarak destek alır. Göğüste kalp masajı yapılan noktaya 5 kez aşağıya ve ileriye doğru bas yapılır. Basılar parmaklarla ve her saniyede bir bası olacak şekilde uygulanmalı. Sırt vuruşu ve göğüs basılarına dönüşümlü olarak yabancı cisim çıkana veya bebeğin bilinci kapanana kadar devam edilmeli. Bilinç kapandığı halde yabancı cisim çıkmamışsa derhal ileri yaşam desteğine başlar. Ancak her soluk vermeden önce dil çene kaldırma yöntemiyle ağız açılır ve ağız içinde yabancı cisim olup olmadığına bakılır. Yabancı cisim görülürse çıkarılır. Çocuğun ağzında yabancı cisim aramak üzere asla körlemesine parmak sokulmaz. Bir dakika içinde hava yolu açılması ileri yaşam desteği uygulamaları gerekir. Suda boğulmalarda ilk yardım. Boğulmuş olan kişinin ilk müdahalesi olay yerinde sudan hızlı ve dikkatlice çıkarılmasıyla başlar. Sudan insanı çıkarma ve kurtarma konusunda eğitimde olunmalı. Boğulmakta olan bir insanı kurtarmak amacıyla suya girilmemeli. Kurtarıcı üzerindeki ceket, bir dal parçası, teknedeki can simidi, kürek, halat benzeri malzemeleri kullanarak kişiyi sudan çıkarmaya çalışmalıdır. Hemen 112 acil yardım merkezi aranmalı. Boğulan kişide boyun yaralanması olabileceği akılda tutulmalı ve boyunu dikkatlice korunarak boyunluk ile hareketsiz hale getirilmeli. Olay yerine profesyonel yardım gelene kadar boğulmuş olan kişi sırt üstü sert bir yere yatırılarak temel yaşam desteği uygulamalarına başlanmalı. Bunun için havayolu açıklığı sağlanmalı ve gerektiğinde solunum desteklenmeli. Gerektiğinde kalp masajına başlanmalı. Suyun içinde yapılan temel yaşam desteği genellikle etkisizdir ve kurtarıcı için de tehlikeli olabilir. Bu nedenle sert ve oturmuş bir sırt tahtası olmadan bu işlemin denenmesi önerilmemektedir. Suda boğulan kişilerde çok az miktarda su akciğerlere kaçtığından yan yatırılarak uygulanan baskı ya da hemlik manevrası gibi hava yolunu açmaya yarayan hareketlerin suyu akciğerlerden uzaklaştırma ve oksijenleşmeyi artırma konusundaki yararı tartışmalıdır. Daha sonra bölüm değerlendirmeye bakalım. Sıcak ödemi birkaç gün içinde kendiliğinden çözülür. Hiçbir yan etki gelişmez. Ödemli bölge yükseltilmelidir. Sıvalama artırılmalıdır. Sıcak kramplarında kişi serin bir yerde dinlendirilir. Kramp giren bacak hareket ettirilmeli. Dar giysiler varsa çıkarılır. Aşırı aktiviteden kaçınılır. Kuru kırmızı bir cilt, konuşma bozukluğu, bulantı, kusma, bayılma, sıcak çarpmalarında görülen belirtilendirilir. Üçüncü derece donuklar dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatlarıyla ayrılan siyah bir bölge oluşur. Hipotermide kazazedeyi ani olarak ısıtmamak gerekir. Hipotermide vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düşer. Donmada kişi öncelikli olarak 20 derece civarında oda sıcaklığına alınmalı. Donmuş vücut kısmındaki elbiseler ve ayakkabı çıkarılmalı. Kuru ısıtılmış giysiler giydirilmeli ve kuru sıcak battaniyeler örtülmeli. Donmuş organ alev ateşe tutulmamalı. Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kaçması, nefes borusuna sıvı dolması, nefes borusuna yabancı cisim kaçması, asılma, boğulma nedenleri arasında sayılır. Solunum yolunu tıkadıklarında sırta vurma için kişinin ağzında diş protezleri varsa çıkartılır. Kişinin yan ve hafifçe arka tarafında durulur. Kişi nefes aldığında sırta vurma işlemi kesilir. Kişinin iki kürek kemiği arasında 5 defaya kadar kuvvetlice vurulur. Bebeklerde hava yolunda tam tıkanmaya yol açan yabancı cisim çıkarılmasında bebek yüzüstü pozisyonda ön kol üzerine yatırılır. Bebeğin başı bedeninden hafifçe aşağıda tutulur. Bebeğin başı ve alt çenesi desteklenir. Bebeğin yerleştirildiği kol bacağı yaslayarak desteklenir. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.